Antalya'dan merhabalar. Bugün size çiçekleri ve çocukları anlatacağız. Daha doğrusu yeşili, doğayı seven çocuklar nasıl yetiştirilir? Öyle bir nesil nasıl büyür? Onu anlatacağız. Niye? Çünkü tam da aslında bunu amaçlayan bir projenin ortasındayız. Antalya'dayız. Expo 2016 sergi alanındayız. Expo 2016 sergi alanında neler göreceğiz? Yavaş yavaş gideceğiz. Burada oldukça fazla şey var. Bunları teker teker göstermeye çalışacağız. Her birini ekrana getirmek mümkün değil ama örneklerle pekiştireceğiz. Peki amaç ne? Buradaki hedef ne? Aslında buradaki hedef çocuklarla doğayı bir araya getirmek. Doğanın ne demek olduğunu, ne ifade ettiğini, niye bizim doğaya ihtiyacımız olduğunu ya da enerji kaynakları ile ilgili neler yapılabileceğini bu fuar alanında çocuklar uygulayarak, öğrenerek hatta yapılmış örnekleriyle görecekler. Gelin şöyle gösterelim. Burası aslında Antalyalıların da güzel vakit geçirebilecekleri bir alan. İşte sol tarafında Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 ayrı ev var. Bu evde sadece yöresel mimari değil, aynı zamanda yöresel yemekleri de bulabilecek Antalya Expo'yu ziyaret edenler. Ama şunu söyleyelim, Antalya oldukça fazla yabancı turist ağırlayan bir şehir ve biz genelde yayınlarımızı plajdan yaparız. Deniz deriz, kum deriz, güneş deriz ama hep arkasından şunu söyleriz. Antalya'da turizmi bir şekilde 12 aya yaymak gerekiyor. 12 aya yaymak için de cazibe merkezleri oluşturmak gerekiyor. İşte burası da aslında bir cazibe merkezi. Bakın şöyle gösterelim. Alelade bir park gibi görünüyor olabilir ilk bakışta. Ama anlatmaya başladıkça buranın farkını göreceksiniz aslında. Şunu söyleyebiliriz. Expo 2016 Antalya'da hem Antalyalılara hem dünya çocuklarına doğayla nasıl yaşamak gerektiğini, nasıl hareket etmek gerektiğini, sadece kültürel farklılıkları değil, doğal farklılıkları da, Japonya'nın bir bahçesi, Sri Lanka'nın bir bahçesi ya da Nepal'in bir bahçesi nasıl olur? Orada evlerin bahçesi nasıldır? Mimari nasıldır? İşte bunu görebilecekleri bir alan. Şimdi yavaş yavaş Expo'yu gezmeye başlayacağız. Ama şundan bahsedelim önce. Her Expo'nun bir geleneksel kulesi var. İşte bizim Expo kulemiz de arkada. Birazdan detaylarını onun da vereceğiz. Ama önce şöyle Expo alanına bir dönelim ve neler var yavaş yavaş bakalım. Expo 2016 sergi alanı kocaman bir park. Çiçeğin her türlüsü, ağacın yüzlerce yaşında olanı var. İşte arkamda bir dut ağacı. Dut ağacı olunca ipek böcekçiliği de yapılır. Ama diyeceksiniz ki burası bir botanik sergisi, doğal değil mi bir dut ağacının olması? Tabii ki doğal ama biz burada tematik bir parktayız. Dut ağacı sadece bir tema unsuru olarak var. Asıl olarak burada İpek yolu resmedilmiş. Bakın arkamdaki heykellere, bu heykellerin tamamı çiçeklerden yapılmış. Ama geldiniz bu tematik parka, çocuklarınızla beraber baktınız, aa ne kadar güzel demiyorsunuz sadece. Çünkü her detayda bir şaşırtıcı özellik var. İşte gidelim, gösterelim kameraman arkadaşımla beraber. Yine burada muhteşem bir sanat eseri var. Tamamı çiçeklerden yapılmış. Peki bu heykelde kaç tane çiçek kullanılmış biliyor musunuz? Tam 250 bin tane. 250 bin çiçek sanatçılar tarafından işte bu arkamdaki heykele teker teker yerleştirildi. Yine Expo alanındaysa bu heykellerden irili ufaklı 108 tane görmek mümkün. ...250 bin çiçek dedik aslında. 250 bin fide demek daha doğru. Elimdeki bu minik fideler işte. Heykellerin yapıldığı fideler, bu fideler kimisi çiçek açıyor, kimisi açmıyor, değişik renkteler ama minik minik 250 bin tane fideden oluşmuştu biraz önce gösterdiğimiz heykel. Ama tematik parklar Expo alanının her tarafında var. İşte tarih öncesi temasını tasvir eden bir alandayız. Burası bir mağara şeklinde yapılmış. İşte bu mağarada da ilk insanların çizdiği resimler duvarlara yine çiçeklerle bezenmiş durumda. Hemen yan taraftaysa Antalya'nın sıcağından biraz bizi koruyacak güzel bir şelale var. Sesini şöyle dinletelim. Ama Teva devam ediyor. Zaten burada sürekli bir hikaye var. Expo alanında sürekli bir hikaye var. İşte tarih öncesinden insanoğlunun tarım toplumuna geçişi de yine çiçeklerle yapılmış bu heykelle sergileniyor. Hemen yanındaysa asıl olarak çocukların ilgisini çekecek kocaman, devasa bir mamut var ki o mamut da işte elimdeki bu fidelerden yapılmış.
Tematik parklar dedik, şimdi ülke bahçelerindeyiz. Ülke bahçelerinden ilk olarak Çin'e girdik biz. Uzak Doğu müzikleri bizi böyle zaten biraz böyle modumuzu aşağı çekti, rahatladık. Şöyle kameraman arkadaşım Sait Ersan bir göstersin. Nasıl güzel bir bahçedeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bahçenin her bitkisi, her parçası Çin'den geldi. Çinliler geldiler burada teker teker bitkilerini ektiler, suladılar ve bu bahçeyi sonuçta bu hale getirdiler. Bakın gelin gezelim. Şimdi buraya geldiğinizde Expo'ya dedik ya, hem Çin'in kültürel yapısını tanımış olacaksınız eğer Çin bahçesine gelirseniz, hem de bitki örtüsünü tanımış olacaksınız. Şimdi şöyle gösterelim bir bitkileri. Aslında bu bitkilerin büyük bir kısmı bizim için tanıdık gelebilir ama şunun özellikle söylemek istiyorum. Bu bitkilerin büyük bir kısmı bizim için tanıdık gelse de özellikle kuzey ülkelerinden ya da yurt dışından gelen insanlar bu bitkilerin çoğuyla ilk defa karşılaşacaklar. Biz tabii çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bitki türlerinin pek çoğuyla karşılaşmış durumdayız. Ama bir düşünsenize Norveç'ten geleni ya da İskandinav ülkelerinden ya da daha soğuk ülkelerden geleni şöyle bir güzellikle, bu begonville karşılaşması muhtemel bile değil memleketinde. Çünkü çok sıcak ve nemli bir hava istiyor bu begonville. Ama sadece bizim tanıdığımız çiçekler, bitkilerde yok. İşte örneğin şu çalı tipi, gelelim şöyle gösterelim. İşte bu çalı tipi bizim Türkiye'de çok da rastlamadığımız Çin'den gelmiş bir çalı tipi. Hatta şunu sorduk özellikle. Bize dediler ki bunların burada bazılarının çok uzun süre kalması mümkün değil. Biz ancak Antalya'nın iklimine uygun olanları buraya getirdik dediler. Ama sadece bitkiler mi değil. İşte meşhur Çin bahçelerinin o mimari yapısı da karşımızda. Aynı zamanda bahçelere girdiğinizde ülke bahçelerini tanıtan, hem ülkeleri, hem mimarisini, hem de bitki örtüsünü tanıtan bilgilendirici bantlar da sürekli kulağınızda o ülkelerin müzikleriyle beraber çınlıyor. Şöyle geçelim. İşte Uzak Doğu dedik. O muhteşem mimari, o hep bildiğimiz geleneksel sivri çatı uçlarını burada görmek mümkün. Şu anda o bahçenin tam ortasındayım. Siz de Antalya'ya, Expo'ya gezmeye geldiğinizde eğer Çin bahçesine gelirseniz buraya gelin, şöyle derin bir nefes alın ve Uzak Doğu'nun havasını hissedin. Expo sergi alanının ana unsuru aslında gölet gibi görünüyor. Antalya Körfezi şeklinde olan göletin tam ortasındaysa Çocuk Adası var. Şu anda arkamda. Bu adaya biz giremiyoruz. Sadece fuar süresinde çocuklar girecek. Çeşitli atölye çalışmaları yapacaklar. Uçurtma yapacaklar. Ritim atölyesine katılacaklar. Söyleşiler yapılacaklar. Maskeleri yapılacak. İşte bu ada çocuklara ait olacak. Ama sadece ada gündüz güzellikleriyle ön plana çıkmıyor. Aynı zamanda gece de bu adanın üstünde video mapping denilen sistemle görsel bir şölen olacak. Bin dönüm. Gezmesi zevkli ama Antalya'nın sıcağında yürüyerek biraz yorucu. Ama suyu bulduk. Serinleyelim. Nerede bulduk suyu biliyor musunuz? Osmanlı bahçesinin girişinde. Osmanlı olunca bir kere su işin içine giriyor. Bu kadar güzel bir mimari giriyor. Şöyle bakın. Bu sıcakta o suyun sesini duymak o kadar güzel ki. Ve hemen arkamızda yine Türklere ait ilginç bir ağaç var. Onu gösterelim. İşte bu ağaç bereket ve şans getirildiğine inanılan ağaç Türklerde. Zamanında hemen biraz daha yeni tarihe geldiğimizde arkasında bir şadırvan görüyoruz. Özellikle İstanbullular bu şadırvanı iyi tanır. Expo'yu bir günde gezmek zor, hele hele yürüyerek. Biz şimdi şu tepenin ardından indik, bu yeşilliklerde dinlenecektik ekip olarak ama bu sahada, sergi alanında sürekli sürprizlerle karşılaşıyoruz. Burası bir amfiteyatroymuş. 5000 kişilik doğal bir amfiteyatro. Şu özelliği belirtelim. Bunun diğer amfiteyatrolardan farkı ne?
O bizim bulunduğumuz yerde, yani dinlenmeyi düşündüğümüz yerde kiliminizi sereceksiniz, çayınızı elinize alacaksınız ve sahnedeki performansı izleyeceksiniz. Expo deyince şunu söyleyelim, Eyfel Kulesi'ne bir atıfta bulunalım, öyle devam edelim. Expo'ların genel anlamda geleneksel kuleleri vardır. Bizim kulemiz de tam arkamızda. Eyfel Kulesi de yine bir Expo Kulesi olarak yapılmış. Şimdi Fransa'nın, Paris'in, tüm dünyanın ilgi gösterdiği bir obje olarak duruyor. Neden bizim Expo Kulemizde böyle olmasın diyoruz? Onun önündeyiz. Expo'yu tanıtmaya çalıştık size. Sadece küçücük bir kısmını gösterebildik, ekranlara getirebildik. Ama buraya gelin, özellikle gelin. Çiçek ve çocuk. Çiçek ve çocuk nasıl bir araya geldi? Doğanın nasıl farkına vardı? Ve Antalya'dan nasıl bir enerji yükseliyor? Gözlerinizle görün.